Halkçıtv.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugünkü konuğum Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Sayın Neşet Gündüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cevdet Bey. Neşet Bey, Türkiye'nin ve ülkemizin sorunları ve sıkıntıları bitmiyor. Bizler de o sıkıntı ve sorunları dile getirip en azından çareler bulmaya çalışıyoruz mesleğimiz adına. Siz de Tüketiciler Birliği adına bir sivil toplum kuruluşu olarak vatandaşın yine sıkıntılarına, sorunlarına çözüm arıyorsunuz ve onların hem hayatını kolaylaştırmak hem de haklarını aramak adına çalışmalar yapmaktasınız. Şimdi gündemde neler var? Tüketiciler Birliği olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bu hafta onları işleyelim. Evet, şöyle söyleyeyim. Tüketici hakları bir evrensel haktır. Yani tüketici hakları denildiği zaman insanların aklında sanki bozuk bir alet veya ürünlerdeki çıkan defolar gibi bu. Aslında tüketici hakları evrensel hukukun 8 maddesinden oluşmuştur. Yani insanların sağlığından, güvenliğinden, temsil edilmesinden, tazmin edilmesinden birçok haklara sahiptir. Dolayısıyla da biz siyasetçilerle de çok yakından ilgileniyoruz ve yerel yönetimlerle de son derece yakın ilgimiz var ve takibimiz var. Bu konudan dolayı da yeni bir komisyon kurduk. Bu komisyonda da yerel yönetimlerle ilgili komisyonumuz var. Bu komisyonun başkanlığında derneğimizin içerisinde görev yapacak olan 5 arkadaşımız yarışacak. Buna hak kazanacak olan arkadaşımız da bu komisyonun başına getirilecek ve yerel yönetimlerde, yani belediye başkanlarımızı, valilik, mülki amirlikler, kaymakamlıklar bunları takip edecekler. Nedir bu takipler? Yollarımız, kaldırımlarımız, sağlığımız, gıda güvenliğimiz, ne aklınıza gelirse. Yolsuzluklar var mı? Yolsuzluklar tabii ki olacak. Yani olmaz olur mu? Çünkü aman, sonuçta... Aman benim yükümü hafifleteceksiniz Neşet Bey. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Yani ben yoruldum artık. Ben yoruldum. Antalya'da tüm bu yolsuzlukları ve sıkıntıları tek haber yapan halkçıtv.com. Bunu ben söylemiyorum. Bizi izleyen takipçilerimiz de söylüyor. Evet. Bu anlamda çok büyük desteğinize ihtiyacımız var. Bir de ben sürekli artık mahkemelere ve savcılıklara ifade vermekten yoruldum. Bıktım. Biraz da siz gidersiniz benim yerime. Yani bu anlamda çok fazla ihtiyaç var. Eğer kesinlikle bunu başarırsanız bu anlamda benim size çok büyük desteğim olur. Tabii yani bu başarı şöyle olacak bizim için ve halkımız için, vatandaşlar için, tüketiciler için. Bir kere yerel yönetimler bir kere çeki düzen verecekler. Ne anlamda çeki düzen verecekler? Yani oy aldığı vatandaştan verdiği taahhüt, verdiği bir takım sözler, taahhütleri yerine getirmek zorunda. Biz bunların takipçisi olacağız. Ve bugünden itibaren de bugün milletvekili adaylarımızın takibindeyiz. Meclise gittikleri zaman ne yapacaklar? Ellerinde bizim vaatleri var. Bu vaatleri biz saklayacağız. Seçime bir yıl kala biz bu milletvekillerine evraklarımızla ulaşacağız, medyayla ulaşacağız. Ne gibi bu mecliste icraatlar, vatandaş adına icraatlar yaptı, bunları takip edeceğiz. Yerel yönetimde ise, belediyelerimizde ise bu... Biliyorsunuz şu anda Antalya'da çok büyük sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Bir kaos şehri Antalya. Eski valimiz Alaaddin Yüksel zamanında biz bu konuya el atmıştık ve eski dernek başkanlarımızla beraber ciddi bir yol almıştık. Ancak valimiz Ankara valisi olduktan sonra mülki amirliklerden gereken ilgiyi biz maalesef göremedik. Göremediğimiz için de biz fazla da bunun üzerine de düşmedik. Çok hızlı vali değişiyor ama Antalya'da. Bir yıl kalıyor, kalmıyor değişiyor. Maalesef. Evet. Maalesef. Yani valilerin de belediye başkanları gibi madem mülki amirin en büyük temsilcisi oluyorsa bu valilerimiz, en azından bir hizmetin 3 yıl, 4 yıl gibi bir süreyle devam etmesini istiyoruz. Evet. Çünkü bir valiyle çalışmaya başladığınız zaman devamlılığı az edecek bir çalışmaya giremiyoruz. Bir vali değiştiğinde her şey bitiyor. Bitiyor, sil baştan ve çok zor oluyor. Aynen. Yani zaten 3 ay şey sürüyor biliyorsunuz valinin. Ziyaretler sürüyor. Hoş geldiniz, beş geldiniz. Kesinlikle. Hayırlı olsunlar sürüyor. Ben de ona çok çok karşıyım. Yani bu tür şeylerin kaldırılmasını istiyorum. Yerel seçimlerde de, valilikte de
bu tür hoş geldin, beş gittin şeyi kalkması lazım. Çünkü belediyelerde, valilikte bir hizmet kurumudur. Evet. Peki belediyeler dedik. Şimdi önümüzde bizim çok önemli bir dosya açıldı. Muratpaşa Belediyesi bir ödemeyi 1.219.850 lira gibi parayı ödemiyor ve bu para 1.361.000 lira olarak karşımıza çıkıyor. Yani 100.000 küsur lira gibi bir zarara uğratılıyor belediye, Muratpaşa Belediyesi. Bununla ilgili neler yapabileceksiniz ve bununla ilgili vatandaşın 100 milyon liraları sokağa atılıyor. Yani bu anlamda Muratpaşa Belediyesi böyle bir çalışmayı, böyle bir borcu bu kadar zaman vade alması, sallaması demek. Daha hani öyle evet, anlaşılıyor. Evet. Ödememesi demek. Bu bir tanesi. Bu onlarca olduğunu düşünürsek vay halimize. Şimdi tabii ki yani bu belediyelerin hizmetleri yanında da harcadıkları paralar da bizi ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Sonuçta bunlar tüketiciden çıkan bedeller. Yani tüketici ödüyor bunları. Dolayısıyla da bu harcanan paraların nereye gittiğini, nasıl harcandığını şeffaf da... Şeffaf olmaları lazım. Aynen, aynen. Biz bunu da isteyeceğiz. Çünkü bu komisyonumuz kurulduktan sonra, başkanımızı tayin ettikten sonraki derneğimizdeki en sorumlu olan başkanlıklardan biri de yerel yönetimlerle ilgili komisyon başkanımız olacaktı. Bir de sağlıkla ilgili bizim en büyük sıkıntımız var Antalya'da. Bunu sağlık ve gıda güvenliğiyle ilgili. Bu komisyondaki başkanımız da çok yükü ağır. Dolayısıyla şimdi buradaki rakım, ben konuyu tam adapte olamadığım için, bilmediğim için buradaki görev sanıyorum en başta bir usulsüzlük var ise de, ki devletin kurumlarından Sayıştay vardır. Sayıştay bu işi çözecektir. Sizin haberlerinizde izlediğim kadarıyla da muhalefet meclis üyeleri var. Meclis üyelerinin bu konuya balıklama atlayıp bunu çözmeleri gerekiyor. Pardon, meclis üyelerinin haberi yok. Bütçeden haberi yok. Kasa ne kadar boşalmış haberi yok. Meclis üyeleri de sormuyorlar. Ya da evet, meclis üyeleri de hiç mi ilgilenmiyorlar? O koltuklara niye oturuyorlar? Neden oradalar? Ben bunu çözemedik ve anlayamadık. Ben aradım birkaç meclis üyesini. Böyle bir borç vardı. Vallahi bilmiyoruz dediler. Yani onlar bilmiyorlar. Yani kim bilecek? Nasıl evet, olacak? Evet. Sizler, bizler meclis üyeleri adına görev yapacağız o zaman. Zaten sıkıntımız da burada. Yani bir hizmet yapılıyor veya bir yere para harcanıyor veya şu anda Antalya'da bir moda oldu. Eski parklar yıkılıyor. Yeniden park, aynı parklar yapılıyor. Ya burada park vardı. Neden bu parklar tamamen yıkılıyor? Mesela... Ama birileri kazanması lazım. Neşet Bey, yapmayın beni, şimdi. O beni ilgilendirmiyor. Ben yapmayın, tüketicinin kazanca, cebinden çıkan para tabii yani, ve o andaki pozisyonlar ilgilendiriyor bizi. İstanbul'un taşı toprağı altın derler. Niye altın derler? Ben oturdum, düşündüm, buldum. Çünkü her gelen belediye başkanı kaldırımları değiştiriyordu. Ne oluyor? Altın değerinde. O kaldırımlar her seferinde değiştince milyonlarca paralar. En son İstanbul'da da biliyorsunuz Çin'den getirildi o granitler. Şimdi gidin bakın, kırık dökük, rezil bir durum. Ben size madem kaldırımlardan açtınız şöyle İstanbul'da söyleyeyim. Eleştirelim yani. Şöyle sadece söyleyeyim. İstanbul'a gitmeye gerek yok. Antalya'ya bakın. Bundan önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız kenti güzelleştirmek adına işte kaldırımlar yapıldı, yollar yapıldı, caddeler açıldı, işte bir takım şeyler yapıldı. Ve yapılan bu hizmetlerin hepsi de kentsel dönüşüm projelerinin dahilindeydi. Yani kentsel proje start aldığı zaman bütün bu kaldırımların hepsi yıkılacak, kırılacak, dökülecek. Çünkü binaların tamamen sistemi değişecek. 10 katlı olacak, 15 katlı olacak, caddenin yönü değişecek, şekli değişecek. Peki bu kadar, benim o günkü duyduğum rakam eğer doğru ise 27 trilyon eski rakama göre bir rakam para harcanmış. Belki çok üstünde bir rakam. Bu para neden harcandı? Bir Konyaaltı'nda bir kaldırım yapıldı mesela, Konyaaltı Caddesi'nde. Kaldırımı yarı yarıya küçülttüler, yeşil alan koydular. Yeşil alan diye bir şey kalmadı orada. Tamamen çamur deryası oldu. Bunun fizibilitesini yapılmadan, ya bakamazsınız, hangi birine bakacaksınız Cevdet Bey? Yani bu sulama boruları döşenmiş oralara, küçük böyle plastik, hepsi paramparça. Motorlar kaldırımda, arabalar kaldırımda, trafik berkemal, yazmışlar Büyükşehir Belediyesi'nde Antalya girişinde 6-7 tane kurumun üstüne pilot bölge Antalya, 40 kilometrenin üzerine geçemezsin. Hmm. Ben buradan Trafik Şube Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sesleniyorum. Büyükşehir Ulaştırma Dairesi'ne sesleniyorum. UKM'ye sesleniyorum. Siz neredesiniz? Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Antalya'da trafik berkemal. Kaldırımlar rezalet. Motordan geçilmiyor. Arabadan geçilmiyor. Halk ekmek büfelerinden geçilmiyor. Reklam tabelalarından geçilmiyor. Nasıl bir huzurlu kent?
Biz onun için bir yazımızda Megaköy Antalya dedik. Nefes alamayan kent Antalya dedik. Antalya'nın bir tane kent meydanı yok siz. Cevdet Bey, bir tane Antalya'nın ben milli bayramların kutlandığı caddeyi bilmiyorum. Cumhuriyet Caddesi'ne de uyduruk bir yer var. Kent meydanı diyorlar. Sayın Başkan gitsin baksın. Bir sürü uluslararası ülkelere gidiyor. Bir kent meydanlarına bakılsın. Cumhuriyet meydanı bir kent meydanı mı? Sayın Menderes o konuya değindi ve olmadığını o da söyledi. Bir an evvel yapacağını, bir şeyler inşallah yapacağını söyledi. Yani biliyorum, hatırlıyorum. Sayın Başkan'dan var. Biz bunu son derece rica ediyoruz. Ben Akaydın döneminde bu o Milli Egemenlik Caddesi hani aşağıdan şeye doğru iniyor. Evet. Oradan da şeye Güllüğün karşısındaki eski Bağkur yoluna doğru giriyor. Evet. Ne var efendim orada? Bir bisiklet yolu. Evet. Gidelim oradaki esnafı tek tek ziyaret edelim. Sokaktaki vatandaşa soralım. Allah'ın bir kulu o yoldan, o ayrımdan memnun mu? Trafik daha da daraldı, geçilmiyor. Bir, bisikletler ve motosikletler o yolu kullanmıyor. Ben arabayla geçtiğim zaman sağımda solumda onlar. O yolda bir de o plastikler var biliyorsunuz. Kırılmış, dökülmüş. Rezil bir durumda ya. Kimin aklıydı, niye yapıldı bu proje? Madem siz biliyor musunuz bunu? Ben biliyorum. Yani bu bir an önce kaldırırsın oradaki esnaf araba kullanan bizler yasa gereği midir? Avrupa Birliği şey mi? Aynen. Avrupa Birliği'nin almış olduğu bir karardır. O cadde midir efendim? Ha, bütün caddelerde mesela stadyumun yeni stadyumun yapıldığı yerde kaldırımda bisiklet yolu yapmışlar. Fark ettiysen. Kaldırımın üzerine bisiklet yolu yapamazsınız kardeşim. Kaldırım üzeri tamamen yayalara aittir. Hukuki gerekçesi budur. Yayalardan başka hiçbir araç, hani bisiklet dahi geçemez buradan. Çocuğuyla beraber yürüyen, ailesiyle beraber yürüyen, bir yandan da bisikletle karşı karşıya kalan insan ne yapacak? Biliyorsunuz bir cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışması vardı. Antalya'dan start alıyordu. Antalya'da finişi o vardı. Bu kaldırıldı. Bu niye kaldırıldı? Doğru dürüst bir yol yapılmadı. Selekter Çarşısı'nın olduğu olan yolu bir türlü sıcak asfalt dökülemedi. Orada büyük bir yarışta bir kaza oldu. Sonuçta da o etap kaldırıldı. Biz defalarca söyledik bunu. Bakın Türkiye'yi en iyi temsil edilme noktası kültür hizmetleri, spordur. Bunlardan yoksun kalırsa bir kenti kim tanıyacak? Dolayısıyla da bisiklet yolu yapılacak deniliyorsa Avrupa Birliği kararlarına göre bunun bir altyapısı yapılması lazımdı. Sol tarafta bisiklet yolu, sağ tarafta paralı otoparklar belediyenin bir tane şerit kalıyor. Aynen. Ya böyle bir trafik düzeni mi olur? Kentsel dönüşüm deniliyor. Kentsel dönüşüm şu anda Türkiye'de uygulanmıyor. Ben bunu iddia ediyorum. Kentsel dönüşüm diye bir şey yapmayın yok. Yapmayın canım. Rantsal hayır dönüşüm var sizde. Ondan haberiniz yok mu Neşet Bey? Vallahi onu onun adı rantsal dönüşüm. Nereden çıkarttınız kentsel dönüşüm? Onu siz söylüyorsunuz. Ben Allah söylemiyorum. Allah Allah. Rantsal dönüşüm. Rant var. Rampalar var. Yokuşlar var. O yokuşların üstünde evler var. Tabii rant. Şimdi ne oluyor? Ramp. Mesela bizim bir televizyon programında kentsel dönüşümle ilgili bir programımız vardı. Bu programda ben bir kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiğini televizyonda açıkladım. Ulaşımın, trafiğin, yolların, binaların durumunu tek tek açıkladık. Sanki onları açıklayan biz değiliz. Kentsel dönüşüm diye çıkan olay bina yenilemekten başka bir şey değil. Burada Kent Konseyi Başkanımız da bu konuda geçenlerde bir televizyon programında açıklamada bulundu. Yalnızca Pamir Caddesi'nde 5 tane bina yıkıldı. 5 tane yeni bina yapıldı ve çok katlı bina yapıldı. Yani Antalya'nın bunun 50 yıl daha geleceğini biz çalıyoruz. Yeşil alanlar yitiriliyor, daha daralıyor, yani azalıyor. Şimdi müteahhit çünkü kazanamayacak. Antalya'nın Meltem rüzgarı ve Manavgat rüzgarı, Doğu rüzgarı dediğimiz güney rüzgarları son derece önemli. Siz bununla ilgili bir yol var mı Antalya'da? Antalya'nın bir 50 yıl şehircilik planı var mı? Yok. Yok. Antalya dökülüyor. Ama suçlu sizsiniz. Suçlu sizsiniz. Niye? Bu şehirde yaşıyorsunuz. Hem tüketici haklarıyla uğraşıyorsunuz, hem şeyleri, bu yerel yönetimlerle ilgili daha yeni kurmuşsunuz komisyonunuz efendim. Bu saate kadar neredeydiniz? Bu insanlar aldı başını gidiyor. Siz sorgulamazsanız, biz sorgulamazsak bu toplum nereye gidecek? Bu toplumun hali, bu halkın, bu vatandaşın hali nereye gelecek? Bu soruyu bize çok kişi sordu. Biz de şöyle diyoruz. Bakın Bakırköy'ün nüfusu 1,5 milyon. Antalya'nın küçük bir İstanbul'un küçük bir ilçesi. Evet. Antalya'nın şehir merkezi nüfusu 1.100.000. Daha geç kalınmış bir şey yok. Ama siz Güllük'te binaları yıkar, eski bina yıkıp yeni bina yaparsınız. Deniz Mahallesi'nde eski bina yıkıp yeni bina yaparsanız nasıl kentsel dönüşüm yapacaksınız? Burası bina yenileme, parsel yenileme.
Ada bazında bir kentsel dönüşüm yok burada. Biz bir proje hazırladık. Bunu bir il başkanlığına götürdük o zamanki iktidar partisinin. Çok beğendiler. Seçimde muhakkak bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu dosyayı vereceklerini söylediler. Bizi çağıracaklarını söylediler. Tık yok. Herkes milletvekili olma peşine düşmüş o dönem. Neydi bu projede? Biz Deniz Mahallesi'ni baz aldık. Deniz Mahallesi'ndeki bir adada bu pazar pazar yerinden trafodan Yapı Kredi Bankası'na kadar olan yere kadar 22 tane burada apartman vardı. Biz bu apartmanları yıktık. 220 daire vardı. 3 tane site bazında bir bina, 20 küsür kat ve 580 tane daire çıkardık. Bu sitenin orta katlarında 1+1, 2+1 daireler koyduk. Şimdi ben soruyorum, kentsel dönüşümle ilgili bugünkü belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve geçmiş dönemdeki Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ne yaptılar? Şu anda Güllük yıkılıyor. Pamir Caddesi yıkılıyor. Bahçeli Evler yıkılıyor. Peki siz kentsel dönüşümü nasıl yapacaksınız? Hangi yolu genişletebileceksiniz? Hiçbir yol. Hangi park yapabileceksiniz? Yok. Hangi rüzgar yönüne göre bina yapabileceksiniz? Hangi sosyal alanları koyacaksınız? Çarşıyı nereye koyacaksınız? Bütün sokak içerisi, sokaklar dükkan dolu. Avrupa'da böyle bir şey yok. Ve alışveriş merkezleri tamamen yerleşim birimlerinden 5-10 kilometre dışındadır. 20 metre yasası vardı. Cadde 20 metre ise genişliği. O altta dükkanlar yoktu. Sayın Ümit Ünsal geldi. İlk işi onu geçirdi komisyondan. 20 metreye de alt taraftaki binaların altında dükkan ruhsatı verme, iş yeri açma ruhsatı verme için bu yasayı geçirdi. Ne oldu? 20 metrelik sokaklarımız var bizim. Yani çok rahatlıkta 15 metrelik, 20 metrelik sokaklarımızda artık dediğiniz gibi her yer dükkan, dükkan, dükkan ve ister istemez oralarda yürünmez hale geliniyor. Çünkü o dükkanların müşterileri geliyor, arabaları geliyor, mal indir bindiri geliyor. Peki orada tezgahlar kaldırıma çıkarılıyor. Yine aynı şekilde başladı Güllük Caddesi'ne daha bir önce kaldırılmıştı. Peki orada bize ne var? Konutlar var. Konut, ev. Yani ne demek? Meskun alanlar. Siz yorulmuşsunuz, evinize geldiniz. Oradan tüpçü, oradan kuaför, oradan market, oradan kasap. Ticari alan olmuş sizin evinizin önü. Evet. Ya evlerin yaşam alanları meskun alanlardır. Yani ticari alanlardan uzak olmak zorunda. Hangi belediye başkanımız bununla ilgili bir proje getirdi? Hiçbiri. Getirmeyecek de süremiz sanırım azalıyor. Evet. Ben hemen toparlayayım isterseniz. Öncelikle bizi çok sevindiren bir konuya parmak bastınız. Yerel yönetimlerle ilgili bir komisyon kurdunuz. Evet. Bundan sonra tüm yerel yönetimler, bilhassa belediyeler sizler tarafından denetlenecek, sizler tarafından bakılacak ve oradaki sorunlar, sıkıntılar neyse onları masaya yatıracağız ve Halkçı TV'den de biz yayınlayacağız. Teşekkür ederiz. Bir sıkıntımız yok. Bizler de size destek vereceğiz. Zaman zaman bizlere belgeler geliyor. Kapının altından bırakılıyor, posta kutumuza bırakılıyor. O belgeleri sizlere sunarız. Sizler de bir Türk sivil toplum örgütü olarak araştırıp onlar hakkında bilgi toplayıp bizlere buraya sunarsınız. Biz de halkımıza sizlerin aracılığıyla evet. anlatmış oluruz. En azından bir sivil toplum örgütü olarak. Çok teşekkür ediyorum. Var mı son eklemek istediğiniz var. Bir şey? Şimdi ben buradan değerli tüketicilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bankalara gittikleri zaman veya GSM operatörlerine veya kamu firmalarına ve işte büyük alışveriş merkezlerine gittiklerinde eğer kamera şöyle çekebilirse şunu kapatayım. Şöyle bir buna benzer bir evrak imzalatıyorlar. Böyle bir evrak imzalatıyorlar. Ben de bilmeden imzaladım. Bakayım ben de ona evet. Ondan sonra tam kağıdı alacaktım. Bir dakika dedim, bu kağıt neyle ilgili dedim. Çünkü ben o anda para yatırıyorum bankaya. Bankaya para yatırdığıma dair bir işlem zannettim öncelikle. Biraz oradaki vezedeki arkadaş şüpheli davranınca bunu okumak zorunda kaldım. Sevgili tüketiciler, bu kağıt biliyorsunuz 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan GSM, internet, mail adresleriyle gelecek olan reklamlara
kapatılıyor. Bu belgeyi imzalamakla siz açıyorsunuz. Açıyorsunuz, izin veriyorsunuz. Dolayısıyla ben Veze'deki arkadaşımızı hem azarladım hem de müdürüne gittim ki tüketiciye bu kağıdı izni olmadan imzalatıyorsunuz, müzakere etmeden imzalatıyorsunuz dedim. Bunu yarın alışveriş merkezlerindeki büyük marketler de yapacak. Yapıyorlar. Herkes yapıyorlar. Başladılar, yapıyorlar. Bu banka yaptı. Yapıyorlar. Şimdi onlar da yapacaklar. Hepsi yapıyorlar. GSM operatörü. Yani siz zannediyorsunuz ki bir numara alıyorsunuz veya paket değiştiriyorsunuz. Şuna da imza, şuna da imza, şuna da imza derken kaç tane evren hangisine birden bakıyorsunuz? İmkanı yok. Bu konuda şikayetiniz olursa reddetme hakları vardır. Tüketicilerim artı 6502'de haksız şartlar, sözleşmelerdeki haksız şartlara giriyor. Çünkü tüketiciyle herhangi bir müzakere yapılmadan imzalanmış olan bir sözleşme olduğu için de iadeli taahhütlü mektupla bundan hemen vazgeçebiliyorsunuz. Biz tüketicilerimizi bu konuda uyarıyoruz ve en önemli, geçen programda da söyledim, ne imzalıyorsanız bir örneğini alın. Ya da imzalamayın efendim, sokakta size sunulan veya bir kurumda herhangi bir yerde sizin önünüze konan, şuna da imza atılan diyen evrakları imzalamayın ya, bu kadar basit. Aa, imza atamıyorum ben, imza özürlüğüm deyin, geçin gidin ya. Kesinlikle. Bu kadar basit ya. Kesinlikle. Çok zor bir şey. Şimdi değil. Bir mali konudan bir sıkıntınız olduğunda bir muhasebeciye de danışıyorsunuz, bir hukukla ilgili avukata danışıyorsunuz. Tüketiciler konusunda da bir sıkıntınız olduğu zaman da muhakkak tüketici derneklerinden bu konularda bilgi edinebilirsiniz. Efendim, evet, altta gördüğünüz gibi geçen mail adresine mesaj atabilirsiniz. Sayın Neşet Gündüz'ün maillerine gönderebilirsiniz. O kendisi değerlendirip size hemen en kısa sürede dönecektir. Ayrıca da yerel yönetimlerle ilgili tüketicilerin sıkıntısı olursa lütfen bize dönsünler, ihbarda bulunsunlar. Biz yetkili kurumlarla ilgili belediye başkanlarımızla bu konuyu görüşürüz. En azından onların bir sözcüsü olmaya gayret ederiz. Çünkü belki o kurumda yetkili olan müdürümüzün de belediye başkanımızın da haberi olmayabilir. Dolayısıyla da onları önceden bilgilendirerek sonra kamuoyuyla bunu sizler vasıtasıyla da paylaşırız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, tüketici haklarıyla ilgili bilgiler şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.